Evet. Bakın iyi bir şey öğrendik sayenizde. Ee, şimdi sizin saç dökülmeniz olsaydı buna da böyle baktığımda var ama eksik. Derdim ki bu demir eksikliğine bağlı olamaz çünkü kansızlık o kadar yok. Az kansızlığınız var ama eliniz bembeyaz olsaydı ve saçlarınız da dökülüyor olsaydı... ...sebebi kesinlikle demir eksikliğinden kaynaklı kansızlık idi. Evet. Çünkü kan olmazsa oraya oksijen ve vitaminleri Doğru. götürecek... Herhangi bir taşıyıcı yok demektir. Evet. Bundan dökülür. Peki başka neden dökülür? Neden? Biyotin. E, Biyotini vitamin hair diye de e, biliriz. B grubu vitaminlerindendir aslen. Vitamin H hair e, vitaminidir. E, saç deri ve tırnaktan sorumludur. En çok vitamin B e, hair e, yani biyotin vitamini saçta deride tırnakta rol oynar. Bunu böyle yapmışlar biliyor musunuz? Yabancı şeylerde görüyorum. Ee, herhalde biyotin ama şey diyor hey, hair vitamini diyor. Hair evet. vitamin, vitamin evet. hair işte. Vitamin e, biyotin o, demek evet, ki. Evet biyotin e, B grubu e, şeyinden vitaminlerdendir. Sonraki bir e, şeyimiz var çinko. Çinko eksikliğinde eğer bir kişide çinko eksikliği varsa kesin saçı dökülür, kesin tırnakları kırılır. Şöyle tırnaklarımızda zaman zaman görüyoruzdur. Çizgi çizgi bir şeyler olur. Evet. İşte o biyotin eksikliğinden. Her şeyin tamam olması lazım vücutta. Biri aynen, eksik olursa her şey, bir şey oluyor. Aynen bir saat Gerçekten. gibi düşünün. Bir tane dişlisini çıkartın bakın çalışıyor mu? Tabii çalışmaz. Aynen öyle evet, çalışmaz. Öyle. Bu da öyle. Doğru. Vücudun tamamı öyle. Başka. Bu çinko da çok önemli. Çinko önemli. Başka? Manezyum. Başka? Selenyum. Yani oligo elementlerin hepsi saç dökülmesinde rol oynar. Onun için biz tedavide şunu yapıyoruz. Muayene ediyoruz. Saç dökülmesi neden oluyormuş o nedeni buluyoruz ve ona yönelik diyelim ki vitamin eksikliğine bağlı oluyor. O zaman o hangi vitaminlerden şüpheleniyorsak o vitaminlerin hepsini hastaya veriyoruz. Ama o kadar çok vitamini 20 tane vitamini ağızdan veremezsiniz. Onun için küçük bir enjektörün içerisine koyuyoruz. Onu kokteyl yapıyoruz. Diplerine küçük küçük ayda bir mezoterapi yapıyoruz ve bir bakıyorsunuz 200 seans sonra hem saç dökülmeniz durmuş, hem yeni saçlarınız çıkmaya başlamış. Evet bu bana çok mantıklı geldi. Bu Tıpkın... magnezyumu çok önemseniyor. Magnezyum başka pek çok şeyde de. Her yerde Ama yeni okuduğum saç dökülmesiyle çok ilgili etkili. de e, çok önemli. Ben de biraz meraklıyım bu e, şeylere. Takip ettiğim yerler var e, Instagram'da. E, magnezyumu pek çok şeye iyi. E, Her şey. Bakın kas spazmında kasılmasında çok etkilidir. Spazmda kullanılır. Bırakın onu kabızlık tedavisinde de ayı kullanıyor. Evet. E... Magnezyum preparatı hemen hemen her vücuttaki olmazsa olmazlardandır. En az kalsiyum kadar, e, sodyum kadar, potasyum kadar, fosfor kadar çok çok kıymetlidir. E, sürülecek magnezyum şeyleri mesela ağrılar falan olduğunda da e, Aynen o kası gevşetir. Aynen e, kas gevşetici olarak da kullanabilirsiniz. Sürersiniz kasınız gevşer evet. ve rahatlarsınız. Peki e, botoks uygulamaları e, saçta Saçta botoks uygulamaları şöyle bir karışıklık var. Saç botoksu deyince kuaförler devreye girmeye başladı. Hocam işte şey bizim oradaki kuaför de yapıyor saç botoksunu falan diyenler yani? çıkmaya başladı. Ona bir açıklık getireyim. Kuaförler saç botoksu yapamaz. Kuaförler Brezilya fönü yapar. Fre Brezilya fönünün adını çok akıllı hakikaten reklam dehası bizim kuaförler adını saç botoksu koymuşlar. E, o zaman şöyle şey yapalım. Bizim yaptığımız saç çıkartan saça botoks enjeksiyonu. Ayrıca o bir enjeksiyonla yapılıyor. Bu bir yapılıyor. enjeksiyon tabii ben ee, doktorum ben e, e, gidip fön yapacak halim yok. Onu hayır da hayır yani zaten. böyle yanıltıcı şeyler de yapmamak lazım. E, ama şey yani onlar e, son o Brezilya fönü yaklaşık 10 yıldır falan var. E, yok 10 yıldan daha kısadır. Onun daha kısa ömrü. mı? Evet. Ben çünkü e, yok, şeyde e, ilk e, Türkiye'de yoktu o zaman Amerika'da görmüştüm bir firma. E, Amerika'da işte, olabilir New York'ta, ama Türkiye'de. New York'ta bir şeyde e, fuarda görmüştüm. E, şeyi Brezilya fönü diye şey yapıyorlardı, tanıtıyorlardı. Ya dedim vallahi bu dedim deli şey yapacak, deli satar Türkiye'ye götürsek falan dedim. Adamla gittik konuştuk da adam şey dedi bir saat önce bir Türk'le ben dedi distribütörlük anlaşması yaptım. Ay, çok değişik, enteresan. Çok enteresan. E